Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomun konusu fiilde, yani eylemde yapı. Genel olarak fiilde yapı 7. sınıf konusudur. Fakat 8. sınıf ve lise öğrencileri bu videoyu rahatlıkla izleyebilir, izlemesi gerekir. Şimdi burada bir not var. Fiiller yapısı bakımından 3 grupta incelenir. Yani fiiller yapıca 3'e ayrılır sevgili öğrenciler. Zaten şurada yazıyor. 1 basit fiil, 2 türemiş fiil, 3 birleşik fiil. Şimdi basit fiil nedir? Sadece çekim eki alan fiillerdir, unutmayalım. Türemiş fiil yapım eki almış fiillerdir. Şimdi hem yapım hem çekim eki almışsa ne olur? Yine türemiş fiil olur. Sadece çekim eki almışsa fiil basit fiildir, unutmayalım. Bileşik fiil var burada üçüncü olarak. Şimdi bileşik fiiller kendi arasında üçe ayrılıyor. Yardımcı fiille kurulan bileşik fiiller, en çok kullanılan yardımcı fiil, daha doğrusu yardımcı fiiller etmek ve olmaktır. Kurallı bileşik fiiller kendi arasında dörde ayrılıyor. Yeterlik fiili, tezlik fiili, yaklaşma fiili, süreklilik yani sürerlik fiili ve son olarak anlamca kaynaşmış bileşik fiiller yani deyimler. Demek ki arkadaşlar fiiller yapısı bakımından 3'e ayrılıyor. Basit fiil, türemiş fiil ve birleşik fiil. Şimdi arkadaşlar sizin aklınıza gelen soru benim de aklıma geldi. Sınavda en çok hangisi çıkar? Tabii ki sınavda hepsi çıkar. Ama daha çok türemiş fiil ve bileşik fiil çıkar. Özellikle bileşik fiil çıkar. Bileşik fiillerin birincisi çıkar arkadaşlar. Yardımcı fiille kurulan bileşik fiiller. İki tane yardımcı fiilimiz vardı sürekli kullandığımız. Etmek ve olmak. İşte sınavlarda genel olarak bunlar soruluyor. Niye yardımcı fiille kurulan bileşik fiiller sınavlarda soruluyor? Bu da güzel bir soru. Çünkü arkadaşlar yardımcı fiil oluştururken ses düşmesi veya ses türemesi oluyor. Bu durumda birleşik yazılıyor. Bu nedenle sınavlarda daha çok yardımcı fiille kurulan bileşik fiiller karşımıza soru olarak gelir. Sevgili öğrenciler, fiilleri az önce ne yaptım? Yapısı bakımından 3'e ayırdım. Basit fiil, türemiş fiil ve birleşik fiil olmak üzere. Hemen basit fiilden başlayalım. Nedir basit fiil? Örneklerle konumuzu pekiştirelim. Şimdi basit fiil sadece çekim eki alan fiillerdir arkadaşlar, unutmayalım. Sadece çekim eki alan fakat yapım eki almayan fiillere basit fiil diyoruz. Bu arada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bakın hem yapım eki hem de çekim eki alan fiiller türemiş fiildir. Bir tane yapım eki var, 3 tane de çekim eki var. Yine de ne oluyor fiilimiz? Türemiş fiil oluyor arkadaşlar. Bakın yapım eki almış fiiller türemiş fiildir. Hiç unutmayalım. En az bir yapım eki alması yeterli. Çekim ekinin sayısı önemli değil. Sadece çekim eki alıyorsa fiilimiz basit yapılı fiil oluyor. Peki çekim ekleri hangisi? Sevgili 7. sınıf öğrencileri, çekim ekleri deyince aklınıza ne gelecek? Hangi konu gelecek? Haber kipleri ve dilek kipleri gelecek. İşte buraya dikkat etmemiz gerekir demişim. Haber yani bildirme kip ekleri, dilek kipleri ve şahıs ekleri çekim ekidir. Çünkü bu ekler eklendiği kelimenin anlamını değiştirmez. Evet, şahıs ekleri yani kişi ekleri, haber yani bildirme ekleri ve dilek kipi ekleri arkadaşlar çekim ekleri. Senin bu ekleri bilmen gerekiyor. Bu ekleri bilmeden basit fiil ve türemiş fiili kavrayamazsın. Hemen ilk örneğimize başlayalım. İlk örneğimizde görmek fiili var bakın. Aslında şu şekilde yazılıyor. Bakın görmek. Kısa çizgi mekmak okutuyor. Bunun fiil olduğu anlamına geliyor. Yani görmek kelimesinin fiil olduğunu bize bu kısa çizgi anlatıyor sevgili öğrenciler. Bu kısa çizgi mekmak okutuyor, unutmayalım. Şimdi su kelimesine mekmak getirmeye çalışın. Sumak olmuyor. Anlamlı olunca ne oluyor sevgili öğrenciler? O kelime fiil oluyor, unutmayalım. Şimdi güzel insanlar, görmek fiilimiz hangi kip ekini almış? Müş duyulan geçmiş zaman ekini almış. Yani kip eki arkadaşlar. Peki zaman ekleri ne ekiydi sevgili öğrenciler? Zaman ekleri çekim ekiydi, güzel. Peki üm ne eki? Üm de şahıs eki arkadaşlar. Yani kişi eki. Şahıs ekleri ne ekiydi? Onlar da çekim ekiydi arkadaşlar. O zaman görmüşüm fiili yapıca ne oluyor sevgili öğrenciler? Basit yapılı fiil oluyor. Bu kadar basit. Sadece çekim eki alan fiiller basit yapılı fiil oluyor. Hemen yine bakın, görmek fiili var yine burada. Düğü görülen geçmiş zaman eki arkadaşlar. İsterseniz zaman eki deyin, isterseniz kip eki deyin, hiç fark etmez. Kip ekleri nasıl eklerdi? Çekim ekiydi, yapım eki değildi. Çünkü kelimenin anlamını değiştirmiyordu. Bakın üçüncü çoğul şahıs eki. Şahıs ekleri de kelimenin anlamını değiştirmiyordu. Kısacası çekim ekleri kelimenin anlamını değiştirmiyor. Çünkü şahıs ekleri çekim eki oluyor. Yine çekim eki diyelim. Basit yapılı fiil oluyor sevgili öğrenciler. Okumak fiiline bakalım. Yor şimdiki zaman eki. Yani kip eki sevgili öğrenciler. Peki kip ekleri ne ekiydi? Çekim ekiydi arkadaşlar. Peki okuyorsun, sen okuyorsun. İkinci tekil şahıs eki sevgili öğrenciler. Şahıs ekleri yine ne oluyor? Çekim eki oluyor. Yapıca basit yapılı fiil. Neden yapıca basit yapılı fiil okuyorsun fiili sevgili öğrenciler? Çünkü sadece çekim eki aldı. Hemen bakın, gitmek fiili var.
Ecek gelecek zaman kip arkadaşlar. Kip eki güzel. Siniz siz geleceksiniz. İkinci çoğul şahıs eki. Yani şahıs eki diyelim altına kişi eki yazabilirsiniz. Bunlar ne eki oldu arkadaşlar? Çekim eki oldu. Çekim ekleri kelimenin anlamını değiştirmiyor. Haliyle basit yapılı fiil oluyor. Şimdi güzel insanlar bütün kiplere örnek vermeye devam edelim. Fiilimiz okumak. Artık şu şekilde yazmayı kavrayın, öğrenin. Fiil kökleyin altına. Okuma. Peki. R hangi zaman eki? Geniş zaman eki. Yani kip eki. Yani çekim eki. Bakın kip ekleri haber ve dilek kipleri çekim ekidir. Kelimenin anlamını değiştirmez. Bu şekilde yazmanız gerekiyor altına. Lar üçüncü çoğul şahıs eki. Yani çekim eki. Şahıs ekleri de kelimenin anlamını ne oluyor? Değiştirmiyor. Yapıcı nasıl fiil okurlar fiili? Basit yapılı fiil. Sizin de gördüğünüz üzere sadece ne eki almış? Çekim eki almış. Fiilimiz gitmek. Bakın fiil kök yazarsınız yine altına. Melimalı gereklilik kipi yani çekim eki kelimenin anlamını değiştirmemiş. Sin de arkadaşlar sen gitmelisin. İkinci tekil şahıs eki yani çekim eki. Yapıcı basit yapılı fiil. Devam edelim. Okumak fiili var bakın yine. Peki devam ediyoruz. SSA koşul eki yani dilek kipi arkadaşlar. Yani çekim eki kelimenin anlamını değiştirmiyor. K'de biz okusak birinci çoğul şahıs eki arkadaşlar. Yani çekim eki kelimenin anlamını değiştirmiyor. Basit yapılı fiil. Okumak fiilimiz yine burada var arkadaşlar. Fiil kök diyelim yine. Peki Y kaynaştırma harfi sevgili öğrenciler. A istek kipi arkadaşlar. İstek kipi ne oluyor? Çekim eki oluyor. Kelimenin anlamı değiştirmiyor. Im ben okuyayım arkadaşlar. Birinci tekil şahıs eki yani çekim eki. Bakın basit yapılı fiil oldu. Sadece ne eki aldı? Çekim eki aldı. Son olarak emir kipiyle çekimleyelim yazmak fiilini. Yazmak fiil kök sevgili öğrenciler. Sında üçüncü tekil şahıs eki. Peki yani çekim eki şahıs ekleri kelimenin anlamını değiştirmiyor. Bakınız emir kipinin eki yoktur arkadaşlar. Sadece şahıs eki alıyor. Bu şekilde yazsın fiili de ne oluyor? Basit yapılı fiil oluyor. Sadece çekim eki aldığı için. Şimdi arkadaşlar örnek cümlelerle konumuzu pekiştirelim. Sınavlarda size kelime sormazlar. Sınavlarda size cümle sorarlar. Aşağıdaki cümlenin hangisinde basit yapılı fiil vardır ya da yoktur? Yine aşağıdaki cümlenin hangisinde türemiş yapılı fiil vardır ya da yoktur diye sorarlar. Hatta altını bile çizmezler. Bakın şu şekilde bazen altını çizerler ama kimi zaman altını bile çizmezler çekimli fiilin. Unutmayalım sürekli soru çözmeniz gerekiyor. Egzersiz yapmanız gerekiyor. Soru egzersizi yapacaksın arkadaşım. Bütün gün kitap okumalıyım. Şimdi okumalıyım çekimli fiil. Okumak fiil kök sevgili öğrenciler. Şu şekilde yazalım bir tane örnek. Düzgünce peki. Melimalı kip eki sevgili öğrenciler. Gerekli kipi yani çekim eki. Peki sınavda da bu şekilde kurşun kalemi altına yazarsın. Şahıs eki, birinci teki şahıs eki. Şahıs ekleri de çekim eki idi. Peki kelimenin anlamını değiştirmiyordu. Fiilimiz sadece çekim eki almış. Basit yapılı fiil oluyor sevgili öğrenciler. Gelecek sene yeni bir şehre gidecekmiş. Gitmek fiil kök. Tamam. Peki ecek gelecek zaman eki. Yani çekim eki arkadaşlar. Kip eki. Kip ekleri çekim eki oluyordu. Kelimenin anlamını değiştirmiyordu. Miş eki, duyulan geçmiş zaman eki. Kip eki yani çekim eki. Gidecekmiş fiili basit yapılı fiil. Çünkü sadece çekim eki almış. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Sınavlarda çekimli fiil illa cümlenin sonunda olacak diye bir kural yok arkadaşlar. Şimdi merdiven isim. Merdiven isim arkadaşlar çekimli fiil değil. Sen şimdi burada haber ya da dilek kipi yok diye basit yapılı fiil demeyeceksin merdiven kelimesine. Merdiven kelime türü olarak zaten isim. Bu cümledeki çekimli fiil çıkacaksın sevgili öğrenciler. Çıkmak fiil kök. Peki. Ecek acak gelecek zaman eki. Yani çekim eki. Peki. Sın. Sen çıkacaksın. Bakın ıl ikinci teki şahıs eki. Yani şahıs ekleri de ne ekiydi? Çekim ekiydi. Kelimenin anlamını değiştirmiyordu. Peki. Yapıca basit yapılı fiil oluyor. Çıkacaksın fiili. Unutmuyoruz. Çekimli fiil illa cümlenin sonunda olacak diye bir kural yok. Bir gemi kalkar bu limandan. Bakın çekimli fiil yine cümlenin sonunda değil. Kalkmak fiil kök arkadaşlar. Ar geniş zaman eki. Sadece çekim eki almış fiilimiz. Çekim eki aldığı için basit yapılı fiil oluyor. Şimdi arkadaşlar iki türemiş fiil nedir türemiş fiil? Eylem ya da isim köklerinden, fiil ya da isim köklerinden, gövdelerinden, yapım ekleriyle türetilen fiillere türemiş fiil denir. Hocam bu tanım benim kafamı karıştırıyor diyebilirsin. Bakın özetle yazılı kısma bakalım. Özetle isim veya fiillere getirilen yapım ekleriyle oluşan fiillerdir. Arkadaşlar sen isimlere ve fiillere öyle bir yapım eki getireceksin ki en son türettiğin kelime fiil olacak. Zaten türemiş fiil ismi de oradan geliyor. Fakat burada sen bir şey bileceksin. Neyi bileceksin?
en çok kullandığımız yapım eklerini bileceksin. Yani isimden fiil türeten yapım eklerini, fiilden fiil türeten yapım eklerini bileceksin, bilmek zorundasın. Peki devam edelim. Türemiş fiillere fiil gövdesi de denir. Yapım eki almış kelimeye gövde durumundaki kelime denir. Arkadaşlar türemiş fiiller 3 farklı şekilde oluşuyor. İsim köklerinden türeyen türemiş fiiller, fiil köklerinden türeyen türemiş fiiller ve yansımadan yansıma kelimelerden türeyen türemiş fiiller olmak üzere 3'e ayrılıyor. Peki sınavlarda fiiller, özellikle de fiilde yapı ile ilgili arkadaşlar çok sayıda soru karşımıza çıkıyor. Zaten videonun giriş kısmında size söylemiştim. Sınavlarda daha çok türemiş fiiller ve yardımcı fiillerle kurulan bileşik fiiller çıkıyor. Şimdi türemiş fiillerimiz 3 farklı şekilde oluşuyordu. Hemen birincisiyle başlayalım. Fiilden fiil türeten yapım eklerinin getirilmesiyle oluşan türemiş fiiller diyelim. Hemen burada notumuz da var. En çok kullanılan fiilden fiil türeten yapım ekleri şunlardır demişim. Bakındır yapım eki, fiilden fiil türeten yapım eki sınavlarda çok çıkar. Büyük bir ihtimalle sınavda sorulacaksa, burslu sınavında arkadaşlar, dır sorulacaktır, unutmayalım. Dır çünkü fiilden fiil türeten işlek, yani sık kullanılan bir yapım ekidir. Bu dır, dir olur, tur olur, tür olur, t var bakın burada, ıl var, ış var. Iş, iş, uş, üş olabilir arkadaşlar. Bakın ar, er var burada yine, eş var, ne var, im var. Hemen örnekler üzerinden konumuzu pekiştirelim. Değerli arkadaşlar, örnek çekimli fiiller üzerinden türemiş fiilleri kavrayalım. Bakınız fiil kökümüz yazmak. Hiç acele etmeyelim. Buraya fiil kök yazalım. Peki. Şimdi ben öyle bir yapım eki getireceğim ki fiilden fiil türeteceğim. Yazmaktan yazdırmak. Bakınız sürekli bu şekilde ifade edin. Benim gibi ifade edin. Yazmaktan yazdırmak. Yani fiilden fiil türedi. Zaten dır en çok kullandığımız ne ekiydi? Yapım ekiydi. Fiilden fiil türeten yapım eki. Altına yapım eki yazın. Bakın bir tane yapım eki alması fiilin türemiş fiil olması için yeterli. Geri kalan eklerimiz çekim eki arkadaşlar. Çekim eki aldı diye fiilimiz basit yapılı fiil olacak değil. Bir yapım eki alması yeterli türemiş yapılı fiil olabilmesi için. Tekrar söylüyorum, yazmaktan yazdırmak. Yani yazdırmak türemiş fiil arkadaşlar. Fiilden fiil türemiş. Yazmak bir fiil, yazdırmak da bir fiil. Türemiş fiil diyorlar. İsim buradan geliyor. Çok basit düşünün biraz arkadaşlar. Silmek fiil kök. Peki silmek fiil kök. Şimdi öyle bir yapım eki getireceğim ki yine ne türeteceğim? Fiil türeteceğim. Silmekten sildirmek. Bakın bu şekilde ifade edeceğiz sürekli. Silmekten sildirmek. Dir yapım eki sevgili öğrenciler. O halde fiilimiz, çekimli fiilimiz türemiş fiil yapacak. Ecek gelecek zaman eki yani çekim eki. Ler şahıs eki yani çekim eki. Çekim eki alması önemli değil. Bir tane yapım eki aldığı için türemiş fiil oluyor arkadaşlar, unutmayalım. Bakın yine sönmek fiili var burada. Fiil kök sönmek. Sönmekten söndürmek. Bakın yapım eki değerli arkadaşlar. Ne oldu yine sevgili öğrenciler? Türemiş yapılı fiil oldu. Sönmekten söndürmek. Şu dü görülen geçmiş zaman eki arkadaşlar, unutmayalım. Çekim eki. K'de şahıs eki. Biz söndürdük. Birinci çoğul şahıs eki. Devam edelim örneklerimize. Okumak fiil kök sevgili öğrenciler. Ben şimdi öyle bir yapım eki getireceğim ki fiilden fiil türeteceğim. Okumaktan okutmak. Bakın T yapım eki var burada. Türemiş fiil okutmuşsunuz çekimli fiili. Muş duyulan geçmiş zaman eki yani çekim eki. Sonunuzda şahıs eki arkadaşlar. Siz ikinci çoğul şahıs eki yani çekim eki. Bakın T burada ne yapmış? Fiilden fiil türetmiş. Okumaktan okutmak fiili türemiş. Haliyle türemiş fiil oluyor. Okutmuşsunuz çekimli fiili. Bakınız yazmak fiili var burada. Fiil kök yazmak. Yazmaktan ne türedi? Yazılmak. Bakın ıl yapım eki geldi. Türemiş fiil. Yazmak fiilinden yazılmak fiili türedi. İsim oradan geliyor. Türemiş fiil ismi. Il arkadaşlar yapım eki. D görülen geçmiş zaman eki. Çekim eki. M'de şahıs eki. Çekim eki. Yine yazıldım. Çekimli fiili. Türemiş fiili. Bakın görmek fiil kök. Güzel. Görmekten görüşmek. Bakın görmek fiilinde ne türedi? Görüşmek fiili türedi. Görmekten görüşmek türedi. 3 yapım eki sevgili öğrenciler. T görülen geçmiş zaman eki. Çekim eki. M şahıs eki. Çekim eki. Bakın bir tane yapım eki aldığı için türemiş fiil oluyor. Tabii ki isim türememiş, fiil türeyecek sevgili öğrenciler. Çünkü ben türemiş fiil arıyorum. İsim türeseydi türemiş isim olacaktı, unutmayalım. Şimdi devam edelim. Yazmak fiili var bakın yine burada. Fiil kök yazmak. Iş bakın yine yapım eki. Yazmaktan yazışmak. Evet iş yapım eki arkadaşlar, türemiş fiil. Peki melimalı çekim eki gereklilik. Sın şahıs eki çekim eki. Yazışmalısın çekimli fiili türemiş fiil. Yıkamak fiiline geldim. Yıkamak fiil kök sevgili öğrenciler. Yıkamaktan ne türedi? Yıkanmak. Bakın fiilden fiil türedi.
Neye yine en çok kullandığımız yapım eki? D zaten görülen geçmiş zaman eki, çekim eki. Yıkandı, çekimli fiili, türemiş fiil. Bakın sevmek, fiil kök, sevmekten sevinmek. Evet, in yapım eki sevgili öğrenciler, yani türemiş fiil. Sevmek fiilinden sevinmek fiili türedi. Yani türemiş fiil oldu. Ecek çekim eki, sin çekim eki. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın fiilimiz taramak. Fiil kök taramak, taramak fiil kökü. Taramak fiilinden taranmak türedi. Bakın N yapım eki, türemiş fiil. S sağ koşul eki, çekim eki. K çekim eki arkadaşlar, şahıs eki. Bakın taramak fiilinden ne türedi? Taranmak fiili türedi. Yani türemiş fiil oldu. Yapıca türemiş fiil. Peki açmak fiilinden ne türedi sevgili öğrenciler? Açtırmak. Bakın tır yine yapım eki, fiilden fiil türeten yapım eki. S sağ koşul eki, çekim eki. K şahıs eki, çekim eki. Hemen bakalım uçmak fiiline. Bakın fiilimiz uçmak. Fiil kökümüz uçmak. Uçmaktan uçurmak. Bakın ur burada geniş zaman eki değil. Karıştırmayın lütfen. Uçmaktan uçurmak. Yapım eki. Türemiş fiil. Sevgili öğrenciler. Du ne eki? Du görülen geçmiş zaman eki. Çekim eki. M şahıs eki. Çekim eki. Bakın arkadaşlar burada güzel bir örnek var. Kopmak fiil kök. Peki. Kopmak fiilinden ne türedi? Kopmak fiilinden koparmak türedi. Bakın ar burada geniş zaman eki değil. Yapım eki. Demek ki yapım eki ar ile geniş zaman ar eki karıştırılabilir. D görülen geçmiş zaman eki, çekim eki. K de şahıs eki, çekim eki. Yine türemiş fiil. Tekrar edelim. Yapım eki olan arla geniş zaman olan arı karıştırmayacağız sevgili öğrenciler. Şimdi burada bir örnek daha var. Yapmak, bakın fiil kök. Yapmaktan yaptırmak. Şu tır yapım eki unutmayın. Fiilden fiil türeten çok işlek bir yapım eki sevgili öğrenciler. Yapıca türemiş fiil. D çekim eki, M çekim eki. Şimdi örnek cümlelerimize devam edelim. Sınavlarda kelime sormuyorlar. Bunu size zaten az önce açıklamıştım basit yapılı fiilde. Tahtadakileri bize yazdırdı. Fiil kökümüz yazmak bakın. Yazmak fiilinden ne türedi sevgili arkadaşlar? Yazdırmak fiili türedi. D'ır en çok kullandığımız yapım ekiydi unutmayalım. Peki D çekim eki, görülen geçmiş zaman eki. Yazdırdı fiili, yapıca türemiş fiil sevgili arkadaşlar. Yerleri zavallı çocuğa sildirmiş. Silmek fiil kök. Peki şu şekilde sınavda yuvarlak içine alınız. Dir de yapım eki. Fiilden fiil türeten çok işlek bir yapım eki. Silmekten sildirmek türemiş. Şu şekilde yazabilirsiniz yapım eki diye. Miş zaman eki arkadaşlar. Duyulan geçmiş zaman eki. Çekim eki. Yapıcı türemiş fiil. Bizim dir eki arkadaşlar türemiş fiil türetiyor. Doğrudur. Fakat cümlede anlam özelliği kazanıyor. Nasıl? Kazanıyor bu anlam özelliğini. İşi başkasına yaptırma anlamı katıyor cümleye. Yerleri zavallı çocuğa sildirmiş. Yani sildirme işini başkasına yaptırmış. Şurada da yazma işini başkasına yaptırmış. Peki. Ağır sözlerinden dolayı ona çok kırıldım. Bakın kırmak burada tabii ki mecaz anlamda. Fiil kök. Kırmaktan kırılmak. Bakın L yapım eki türemiş fiil. Kırmak fiilinden ne türedi? Kırılmak fiili türedi. Sevgili arkadaşlar bu şekilde örneklerimize devam ediyoruz. Aniden misafir gelince ne yapacağını şaşırdı. Şaşırdı çekimli fiil. Şaşmak fiil kökü. Şaşmak fiil köküne ır yapım eki gelmiş. Şaşmaktan şaşırmak türemiş sevgili öğrenciler. Ir burada geniş zaman eki değil unutmayalım. Ir burada yapım eki. Şaşmaktan şaşırmak fiili türedi. Yani türemiş fiil oldu. Usta tüm odunları çırağına kırdırıyor. Bakın yine işi başkasına yaptırma anlamı var bu cümlede. Kırmak fiil kök. Peki kırmaktan kırdırmak. Bakın dır en çok kullandığımız yapım ekiydi. Yine türemiş fiil oldu. Kırdırıyor ifadesi. Peki devam edelim arkadaşlar. Dedem bütün mektupları bana yazdırdı. Bakın yine işi başkasına yaptırma anlamı katmıştır yapım eki. Yazmak fiilinden ne türedi? Yazmak fiilinden yazdırmak türedi sevgili öğrenciler. Dır en çok kullandığımız fiilden fiil türeten bir yapım ekiydi. Şimdi de iki diyelim. Yani isim köklerinden fiil türeten yapım eklerine bakalım. Şimdi arkadaşlar kökümüz fiil olmayacak. Ne olacak? At. Yani isim olacak. İsimden ben ne türeteceğim? Fiil türeteceğim. İsim kökünü öyle bir yapım eki getireceğim ki isimden fiil türetmiş olacağım. Yani yine türemiş fiil türeteceğim. Şimdi arkadaşlar ilk örneğimize bakalım. İz. Bakın iz isimdir. İzmek diye bir şey olmaz. Öyle bir yapım eki getireceğim ki fiil türeteceğim. İzden izlemek. Bakın bu kadar basit. İz isminden ne türedi? İzlemek fiili türedi. Yani türemiş fiil oldu. Az ismine al yapım ekini getirelim. Azdan azalmak. Bakın bu kadar basit arkadaşlar. Oyun ismini A getirelim. Oyundan oynamak arkadaşlar. Bu arada şurada U düşmüş, ünlü düşmesi var unutmayalım. Ev ismine len getirelim. Len yapım ekini. Evden evlenmek. Bakın isimden ne türedi? Fiil türedi. Baş ismine şu baş örneği çok çıkar sınavlarda unutmayalım. Yine ev örneği de çok çıkar. Baş isminden başlamak bakın. Fiil türedi.
La isimden fiil türeten bir yapım eki. Şu kısa çizgi mekmak olduğunu ne yapıyor bu kelimenin bize anlatmaya çalışıyor. Unutmayalım. Kısa ismine L yapım eki getirelim. Kısadan kısalmak. İnce ismine L yapım eki getirelim. İnceden incelmek. Su ismine sağ yapım eki getirelim. Sudan susamak. Bakın sağ koşul eki değil burada. Çekim eki değil. Yapım eki arkadaşlar unutmayalım. Şu su ismi de çok çıkıyor yine. Tekrar söyleyelim. Su ismine sağ yapım eki gelmiş ve türemiş fiil meydana gelmiş. Sudan susamak. Peki arkadaşlar. Devam edelim örneklerimize. Bakın ben ismine imse yapım eki geldi. Benimsemek oldu. Yani isimden fiil türedi. Benden benimsemek türedi. Yaş ismine a yapım eki geldi ve yaşamak fiili türedi. Yaş isminden yaşamak fiili türedi. Şu örnek yaş ismi arkadaşlar. Sınavlarda çok çıkar unutmayalım. Yaşamak örneği sınavlarda çok çıkar. Beyaz ismine bakın. Laş yapım eki geldi. Beyazdan beyazlaşmak oldu. Türemiş fiil. Yani fiil türedi. Söz ismine bakın. Leş yapım eki geldi ve fiil türedi. Sözden sözleşmek. İz ismine len yapım eki geldi. İzden izlenmek. Bakın burada sarı ismi var. Bu kelime de sınavlarda çok çıkar. Sarı ismine ar yapım eki geldi ve sararmak oldu arkadaşlar. Şuraya yazayım onu. Bakın sararmak. Orada ünlü düşmesi var unutmayalım. Şuradaki ı düşmüş arkadaşlar. Ünlü düşmesi var. Bakın bu çok önemli bir örnektir. Kökü sarıdır bu kelimenin unutmayalım. Işıl ismine ne geldi arkadaşlar? Dağ yapım eki geldi ve ışıldamak fiili türemiş oldu. Şimdi de örnek cümleler üzerinden isimden fiil türeten yapım eklerini kavratalım. Bahçedeki bütün ağaçları sulatmışlardı. Peki sulatmışlar çekimli fiil. Su isim kök. Bunu anladık. Sudan ne türedi? Sulamak. Bakın en çok kullandığımız la isimden fiil türeten bir yapım ekiydi. Şimdi su isminden sulamak fiili türedi. Türemiş fiil oldu. Bakın tekrar türeyecek. Sulamaktan sulatmak türedi. İki tane yapım eki aldı arkadaşlar. Önce isimden fiil türedi. Daha sonra fiilden fiil türedi. Sudan sulamak, sulamaktan sulatmak. Arkadaşlar geri kalanlar çekim eki, zaman eki ve şahıs eki. Şimdi arkadaşlar sıcak havada dışarı çıkınca burnu kanardı. Güzel insanlar burada tuzak var. Ar eki burada geniş zaman eki değil unutmayalım. Kökümüz kan. Damarlarda dolaşan o sıvıya, kırmızı maddeye ne denir? Kan denir. Kan isim arkadaşlar unutmayalım. Kan ismini öyle bir yapım eki gelecek ki ve fiil türemiş olacak. Kandan kanamak. Bakınız kökünün ne olduğu önemli değil. Fiil ya da isim. Sen en son türettiğin kelimeye bakacaksın. Kan isminden kanamak fiili türedi. O zaman kanardı türemiş fiil. A burada yapım eki sevgili öğrenciler. P2 yapım eki aldığı için türemiş fiil oluyor. R geniş zaman eki yani çekim eki. D da görülen geçmiş zaman eki unutmayalım. Bahçedeki kayısı ağaçlarının yaprakları sarardı. Az önce yapmıştık arkadaşlar bu örneği. Şimdi sarıdır bu kelimenin kökü. Sarı ismine ar yapım eki geldi. Ne oldu? Sararmak fiili türedi. I da ne oldu arkadaşlar? Düştü. Ar eki yine burada yapım eki unutmayalım. Müdür gelince programa başlayalım. Şimdi baş isim kök sevgili öğrenciler. Baştan başlamak fiili türemiş unutmayalım. A istek gibi bu arada. Peki öğrenciler bütün soruları dikkatlice cevapladılar. Cevap ismine ne geldi? La yapım eki geldi arkadaşlar. Cevap isminden cevaplamak fiili türedi. Yani yapıcı türemiş fiil oldu. Diğerleri çekim eki zaten. Şurada bir örneğimiz daha var. Sıcakta kalınca çok susamış. Bakın su isim kök. Su ismine sağ yapım eki gelmiş. Türemiş fiil olmuş. Su isminden susamak fiili türemiş. Sağ eki burada arkadaşlar koşul eki değil unutmayalım. Mış duyulan geçmiş zaman eki. Susamış fiili yapıcı türemiş fiil. Şimdi arkadaşlar kökü yansıma olan kelimelerden türeyen fiillere örnek verelim. Bakın şırıl isim kök. Hemen sorabilirsiniz yansıma kelime nedir? Doğadaki seslerin yazıya aktarılmasına biz ne diyoruz? Doğadaki seslerin yazıdaki karşılığını yansıma kelimeler diyoruz. Su nasıl akar? Şırıl şırıl akar. Şırıl bir isimdir. Şırıl isminden şırıldamak fiili türemiş arkadaşlar. Horlamak bakın insanlar hor hor diye ne yapar? Uyar. Hor isim. Hor isminden horlamak fiili türemiş. Çat değil mi arkadaşlar? Kalem kırılır. Nasıl bir ses çıkarır? Çat diye ses çıkarır. Çat isminden çatlamak fiili türemiş. Pat bakın ayağını yere basarsın pat diye ses çıkar. Pat isminden patlamak fiili türemiş. Şimdi arkadaşlar C bileşik fiiller. 1 basit fiillerdi. 2 türemiş fiiller. 3 bileşik fiiller. Nedir bileşik fiil? En az 2 sözcüğün 2 kelimenin birleşmesiyle oluşan fiillere bileşik fiil denir. Bileşik fiillerde en az 1 sözcüğün fiil olması gerekir. En az 1 sözcüğün fiil olması gerekirmiş. İkisi de fiil olabilirmiş. Fiilde yapı bölümünün en karışık konusudur.
3 başlık altında bileşik fiiller incelenir. Zaten videonun girişinde ben size bunları açıklamıştım. Şimdi bileşik fiiller 3 farklı şekilde oluşuyor. Bir yardımcı fiille kurulan bileşik fiiller. Etmek ve olmak en çok kullandığımız yardımcı fiillerdir. Ve sınavlarda en çok yardımcı fiillerle kurulan bileşik fiiller çıkıyor. 2 kuralı bileşik fiiller, 3 anlamca kaynaşmış bileşik fiiller yani deyimler. Tabii ki kuralı bileşik fiiller kaça ayrılıyordu? 4'e ayrılıyordu. Yeterlik fiili, tezlik fiili, yaklaşma fiili ve süreklilik fiili. Şimdi birden başladım. Yardımcı eylemlerle kurulan bileşik fiiller. Nedir yardımcı fiillerle kurulan bileşik fiiller? İsim soylu bir sözcüğe yani isimlere etmek, olmak, kılmak, eylemek, buyurmak yardımcı fiillerinden birinin gelmesiyle oluşan bileşik fiillerdir. Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarda daha çok etmek ve olmak yardımcı fiilini sorar. Evet. Yardımcı fiille kurulan bileşik fiil dendiği zaman aklınıza etmek ve olmak yardımcı fiili gelecek. Zaten şurada kırmızıyla gösterdim. Etmek ve olmak. Şimdi namaz kılmak, yardım eylemek, nazar eylemek, emir buyurmak örneklerini pek kullanmazlar, pek sormazlar. Ama bunun yerine etmek ve olmak yardımcı fiilini sınavlarda çok ama çok sorarlar. Yine bakın etmek bu şekilde de yazılabilir. Şu kısa çizgi mekmak anlamına geliyor. Yine bakın olmak. Yine mastar ekini yazıyla gösterebilirsiniz bu şekilde parantez içinde. Şurada da bakın formülü var zaten. İsim artı yardımcı fiil arkadaşlar. Önce isim geliyor daha sonra yardımcı fiil geliyor. Bir not var burada. Yardımcı fiillerle kurulan bileşik fiillerde ses düşmesi veya ses türemesi varsa bileşik yazılır. Bu ses olaylarından hiçbiri yoksa ayrı yazılır. Tekrar okuyalım notumuzu. Yardımcı fiillerle kurulan bileşik fiillerde ses düşmesi veya ses türemesi varsa birleşik yazılıyor. Bu ses olaylarından hiçbiri yoksa ayrı yazılıyor. Şimdi tablo üzerinde gösterelim. İsim artı yardımcı fiil. Önce ne geliyor? İsim geliyor. Daha sonra yardımcı fiil geliyor. Zaten şurada göstermişim isim ve yardımcı fiil diye. Bakın mutlu yardım, yardımcı yemin. Bunlar isim olmak, etmek, olmak, etmek. Bunlar yardımcı fiil. En çok kullanılan etmek ve olmak yardımcı fiillerini buraya yazdım. Bakın mutlu olmak yardımcı fiille kurulan bileşik fiil. Yardım etmek, yardımcı olmak, yemin etmek. Bunlar yardımcı fiille kurulan bileşik fiil. Arkadaşlar şurayı yine nasıl yazabilirsiniz? Bakın mastar fiilin mastar halini silebilirsiniz. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Peki şu şekilde yapabiliyoruz sevgili öğrenciler. Bakın yardım etmek. Gerçi E büyük oluyor. Hemen onu küçük yapalım. Peki. O da büyük olmuş. Onu da küçük yapalım sevgili öğrenciler. Peki bu şekilde ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Yine arkadaşlar cümle kullanırken bu şekilde yazmıyoruz tabii ki. Çekim eki getiriyoruz. Haber ya da dilek kiplerinden bir tanesini getiriyoruz. Ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar? Mesela oldum diyelim. Mutlu oldum. Bakın ne yaptım? Cümle kurmuş oldum. Yine yardım etmelisin. Bakın malı gerekli kipini getirdim. Yardım etmelisin. Yani kip eki ve şahıs eki alıyor ve bir cümle oluşturuyorum sevgili öğrenciler. Tabii yine o ne oldu? Büyük oldu. Bunlar benim böyle arkadaşlar deli ediyor. Peki. Şu örneklere de şunları da tamamlayalım arkadaşlar. Yardımcı olun. Emir versin. Tamam. Bu şekilde ne yaptı? Emir verdi. Peki şunları da tamamlayalım arkadaşlar. Peki yemin ettim. Bakın yemin ettim. Bu işi ben yapmadım diye yemin ettim bakın. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Cümlenin sonuna getirebilirsiniz. Yardımcı fiilleri, haber ve dilekleri getiriyorsunuz. Bir de şahıs eki getiriyorsunuz. Bir cümle oluşturuyorsunuz. Şimdi örnek cümleler üzerinden konumuzu pekiştirelim. Arkadaşlar bundan sonrasını çok dikkatli izleyiniz ve dinleyiniz. Şimdi sabır isim etmekte en çok kullandığımız yardımcı fiil. Bu sabır etmek yardımcı fiilini cümle içinde kullanalım. Bütün yaşananlara sabrediyor. Bakın ses düşmesi olduğundan birleşik yazılmış. Aslında şurada bir ı var zaten görüyorsunuz üstte var. Şuradaki ı ne olmuş arkadaşlar? Düşmüş. Ünlü düşmesi var burada. Ses düşmesi, ünlü düşmesi olduğu için yardımcı fiil nasıl yazılmış arkadaşlar? Birleşik yazılmış. Bu kadar basit. Arkadaşlar bakın sınavlarda sorulacaksa, yardımcı fiil size sorulacaksa hep aynı örnekler sorulur. Dolayısıyla bu örnekleri iyi not alın, iyi öğrenin. Sevgili öğrenciler tamam devam edelim. Şimdi diğer yardımcı fiile gelelim. Kahır isim bakın etmekte yardımcı fiil. Beni sonunda kahrettin bakın. I ne olmuş sevgili öğrenciler? Şuradaki I düşmüş. Şimdi buradaki I'nin düşmesinin sebebi şudur arkadaşlar. Ünlü düşmesidir. Yani buradaki ses olayının adı. Türkçe iki heceli kelimelere ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde bakın etmeye neyesi ünlü. İkinci hecedeki dar ünlü düşer. İşte biz buna ünlü düşmesi diyoruz. Düşmesinin sebebi bu.
Şimdi kahrettin. Bakın arkadaşlar, kahrettin. Gördüğünüz gibi ı düşmüş, ses düşmesi olduğundan birleşik yazılmış. Kayıp etmek. Bakın kayıp isim, etmek fiil. Yeni aldığı kalemini kaybetmiş. Bakın ı ünlüsü yine ne olmuş arkadaşlar? Düşmüş, ses düşmesi olduğundan birleşik yazılmış. Peki kayıp olmak. Bakın olmak fiiliyle yapılmış. Yine ı ne olmuş arkadaşlar? Burada düşmüş, yeni aldığı kitap kayboldu. Ses düşmesi olduğundan birleşik yazılmış. Ses düşmesi dediği arkadaşlar ünlü düşmesidir, unutmayalım. Devam edelim örneklerimizi. Emir ismine etmek yardımcı fiili gelmiş ve nasıl yazılmış? Sana emrediyoruz. Bakın iyi ünlüsü düşmüş arkadaşlar. Ses düşmesi olduğundan birleşik yazılır. Ayrı yazarsanız yazım yanlış oluyor arkadaşlar, unutmayalım. Şimdi de arkadaşlar ses türemesi olacak. His isim etmek fiil. Bir şeyler olacağını hissediyorum. Bakın S harfi ne oldu? Ünsüzü türedi. Ses türemesi olduğu için birleşik yazılmıştır. Yine bu şekilde ayrı yazarsanız yazım yanlış oluyor, unutmayalım. Bakın fetih etmek çok kullanıyoruz. Bu örnek de çok çıkar karşımıza. Hissetmek örneğinde olduğu gibi fetih isim etmek fiil. İstanbul 1453'te fethedilmiştir. Bakın fetih derken iyi ne olmuş burada? Düşmüş arkadaşlar ve birleşik yazılmış. Ses düşmesi olduğu için birleşik yazılmıştır yardımcı fiil. Af isim arkadaşlar etmek yardımcı fiil. Seni affediyorum derken F ünsüzü ne oldu? Türedi ve birleşik yazıldı. Ses türemesi olduğu için birleşik yazılmıştı. Şimdi arkadaşlar zan isim etmek yardımcı fiil. Ne oldu zannediyorsun? Bakın N harfi ne oldu? Türedi ve birleşik yazıldı. Ses türemesi olduğu için birleşik yazılmıştır. Halletmek bakın. Hal isim etmek yardımcı fiili. Ödevlerimi dün akşam hallettim. Peki bakın L ünsüzü ne olmuş? Türemiş. Ses türemesi olduğu için yardımcı fiil birleşik yazılmış. Şimdi arkadaşlar ses düşmesi ya da ses türemesi olmayan yardımcı fiillere örnek verelim. Arz isim etmek yardımcı fiil. Programı arz etti. Bakın arkadaşlar ses olayı olmadığı için nasıl yazılmış? Ayrı yazılmış yardımcı fiille kurulan birleşik fiil. Yine bakın tebrik isim etmek fiil. Yarışmada derece yapan öğrenciyi tebrik etti. Ses olayı olmadığından ayrı yazılmış yardımcı fiille kurulan birleşik fiil. Terk isim etmek fiil arkadaşlar. O sevdiğimiz kuşlar burayı terk etti. Bakın ses olayı olmadığı için yine nasıl yazılmış yardımcı fiille kurulan birleşik fiil? Ayrı yazılmış. Farz etmek örneğine geldim. Bu farz etmek örneği sınavlarda çok çıkar sevgili öğrenciler. Unutmayın farz isim etmek yardımcı fiili. Yağmurun yağdığını farz et. Bakın farz et ayrı yazılmış. Niye ayrı yazılmış? Ne ses türemesi var ne ses düşmesi var. Yani ses olayı olmadığından ayrı yazılmış yardımcı fiille kurulan birleşik fiil. Şimdi de 3 tane güzel örneğimiz var. Eve girer girmez yeni koltukları fark etti. Fark etti arkadaşlar yardımcı fiille kurulan birleşik fiildir. Etmek yardımcı fiili var. Bakın ses türemesi ve düşmesi olmadığı için ayrı yazılmış, doğru. Kendisine yapılan haksızlıklara sabretti. Sabretti yardımcı fiiline bakalım arkadaşlar. Sabır isim doğru. I düşmüş bakın. Ses düşmesi, ünlü düşmesi olduğu için sabretti şeklinde yazılmış. Doğru yazılmış. Eğer sabır etti diye yazarsanız yazım yanlış oluyor arkadaşlar, unutmayın. Aynı zamanda bu bir yazım kuralıdır. Peki şu şekilde yazarsanız yazım yanlış oluyor. I'yı düşüreceksiniz arkadaşlar. Bu çok önemli. Bir hafta önce aldığı telefonu kaybetti. Bakın yine ne oldu? Ünlü düşmesi var. Kayıptır değil mi onun aslı? Az önce anlatmıştım. Arkadaşlar ayrıca burada ünsüz yumuşaması var. P ünsüzü neye dönüşmüş? B'ye dönüşmüş arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şu I burada düşmüş. P'de ünsüz yumuşaması olmuş. B'ye dönüşmüş arkadaşlar. Kaybetti diye yazılır, unutmayın. Eğer kayıp etti diye ayrı yazarsan yazım yanlışı yapmış oluyorsun. Bakın bu bir yazım kuralı. Sevgili öğrenciler dikkat ediniz lütfen. 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12 hiç fark etmez. Bütün sınıflarda soru olarak karşınıza gelir. Sevgili öğrenciler etmek ve olmak yardımcı fiilleri bazı cümlelerde yardımcı fiil olmaktan çıkar. Sadece fiil olarak kullanılır. Bu fiillerin yardımcı fiil mi, asıl eylem mi olduklarını anlamak için ne yapacağız? İki tane yol var arkadaşlar. Sırasıyla uygulayacağız. Etmek ve olmak yerine cümlenin anlamına uygun bir söz getirelim. Sonra ne yapalım? Sonra tek başına bir öge olup olmadığına bakalım. Yerine bir sözcük kelime geldiğinde tek başına bir öge olmuşsa asıl eylemdir diyor. Şimdi arkadaşlar bu bilgi sizin aklınızı karıştırabilir. Lise konusu aslında ama yine de öğrenmekte büyük fayda vardır. Örnek cümleler üzerinden konuyu sizin için pekiştireceğim. Dikkatli izlerseniz hemen anlarsınız. Şimdi örnek cümlelerle ne demek istiyoruz? Daha somut bir şekilde anlatalım. Saat 12'de canlı derste olmalısın. Şimdi arkadaşım canlı derste olmalısın diye bir yardımcı fiil olmaz. Burada olmalısın kelimesine bakalım. Olmalısın kelimesiyle burada anlatılmak istenen nedir? Bu cümlede olmalısın kelimesi bulunmak anlamına geldi ve yüklem oldu. Yani gerçek fiil oldu arkadaşlar. Dolayısıyla tek başına yüklem oluyor. Bakın yüklem 8. sınıf konusu. Bu videoyu sadece 7. sınıf öğrencileri izlemiyor. Olmalısın yüklem. Olacak olan kim?
Sen. Peki sen gizli özne. Peki sen saat kaçta canlı derste olmalısın? Saat 12'de zarf tamlayıcısı. Peki arkadaşlar nerede canlı derste? Bakın yer bildiriyor. Yer tamlayıcısı. Yani canlı derste ifadesi kelime grubu ayrı, olmalısın ifadesi ayrı bir öge oluşturuyor. Unutmayalım sevgili öğrenciler. Yani burada canlı derste olmalısın ifadesinde bir yardımcı fiil yok. Olmalısın fiil orada gerçek fiil. Tek başına kullanılır. Şimdi olmak fiilini yardımcı fiil yapalım. Yaşlı kediyi görünce ona yardımcı oldu. Sevgili öğrenciler bu cümlede notu okuyorum. Bu cümlede oldu sözcüğü tek başına bir anlam kazanmadı. Bu sebeple yardımcı fiildir demişim. Doğrudur arkadaşlar. Şimdi oldu kelimesi yerine başka bir kelime getiremiyorum sevgili öğrenciler. Bu nedenle yardımcı olmak burada yardımcı fiille kurulan bileşik fiildir. Unutmayalım. Yardımcı olan kim? O. Güzel özne, gizli özne. O niye yardımcı oldu ona? Yer tamlayıcısı ne zaman? Yaşlı kediyi görünce zarf tamlayıcısı. Arkadaşlar bakın yardımcı oldu burada kelime grubudur. Yüklem görevindedir. Ama şöyle deseydi armutla henüz olmamış. Arkadaşlar burada olmamış tek başına bir fiil, gerçek fiil oluyor. Olmayan ne armutlar özne? Henüz zarf tamlayıcısı ne zaman? Henüz. Arkadaşlar burada olmamış ifadesiyle olgunlaşmamış bize bunu anlatmaya çalışıyor. Yani ben başka bir kelime getirebiliyorum olmamış ifadesi yerine. Yani olmamış ifadesi burada gerçek fiil, unutmayalım, yardımcı fiil değil. İzmir'de deprem oldu. Arkadaşlar burada deprem oldu ifadesi yardımcı fiil değil, unutmayalım. Oldu burada gerçek fiil görevinde kullanılmış. Peki ne demek istiyor? Deprem meydana geldi demek istiyor. O halde oldu yüklem oluyor. Olan ne? Deprem. Bakın özne görevinde deprem. Nerede? İzmir'de yer tamlayıcısı. Bu araba 5 lira eder. Yine 5 lira eder diye bir yardımcı fiil yok. Değerinde demek istiyor arkadaşlar. Bu araba 5 lira değerinde demek istiyor. Eder yüklem oluyor arkadaşlar. Eden ne? Bu araba güzel özne ne kadar eder? 5 lira bakın. Zarf tamlayıcısı. Fadime'nin kızı oldu. Şimdi arkadaşlar kızı olmak diye bir yardımcı fiil olmaz. Burada olmak kelimesiyle anlatılmak istenen dünyaya geldi. Bakın oldu ifadesi yerine başka bir kelime ya da kelime grubu getirebiliyorum. Fadime'nin kızı dünyaya geldi demek istiyorum. O halde oldu ifadesi burada asıl fiil, gerçek fiil oluyor. Ama adam hasta oldu derken bakın hasta olmak yardımcı fiildir. Şu oldu ifadesi yerine başka bir kelime getirebiliyor musunuz arkadaşlar? Getiremiyorsunuz. O halde hasta oldu ifadesi bir kalıptır, bir yardımcı fiildir. O her zaman fark eder. Bakın yine fark etmek ifadesi yardımcı fiil oluyor. Eder ifadesi yerine başka bir şey getiremiyorsunuz. Şurada bu ikisi bir anlam ifade ediyor arkadaşlar. Cümleye bir anlam katıyor. Tek başına bir anlam katmıyor. Eder kelimesi fiili unutmayalım. Meyveler henüz olmamış. Evet burada güzel bir örnek var yine. Olgunlaşmamış. Az önce size anlatmıştım bunu. Meyveler henüz olmamış derken olgunlaşmamış demek istiyor arkadaşlar. Henüz zarf tamlayıcısı. Peki orada ne ettiniz? Adamlar kaçtı. Şimdi arkadaşlar orada ne ettiniz derken ne yaptınız demek istiyor. O halde etmek fiili burada yardımcı fiil değil unutmayalım. Tek başına ettiniz burada yüklem görevinde. Tekrar edelim arkadaşlar. Olmak fiili yerine bir kelime getirebiliyorsam olmak fiili orada gerçek fiil, asıl fiil oluyor. Olmak fiili yerine kelime getiremiyorsan olmak fiili yardımcı fiil görevinde kullanılıyor. Vallahi arkadaşlar daha nasıl anlatayım? Çok basit. Değerli arkadaşlar son bir örnek var. Akşam herkes evinde olsun. Şimdi evinde olsun diye bir yardımcı fiil olur mu arkadaşlar? Olmaz. Evinde olsun derken olsun ifadesiyle anlatılmak istenen evinde bulunsun. Tamam mı? Yani olsun kelimesi yerine bulsun kelimesini getirebiliyorum. O halde olsun ifadesi gerçek fiil. Asıl fiil arkadaşlar yardımcı fiil değil. Şimdi arkadaşlar iki kurallı bileşik fiiller, yardımcı fiillerle kurulan bileşik fiillerin sonuna geldim. Kurallı bileşik fiiller birden çok sözcüğün belli kurallara göre bir araya gelmesinden oluşan fiillerdir. Kurallı bileşik fiiller kendi aralarında dörde ayrılır. Şimdi bu dört kurallı bileşik fiile geçmeden önce şu notu okumak gerekir. Kurallı bileşik fiiller her zaman birleşik yazılır sevgili öğrenciler. Daima birleşik yazılır, bunu unutmuyoruz. Evet arkadaşlar kurallı bileşik fiiller dörde ayrılıyordu. Hemen A'dan başlayalım. Bir yeterlik fiili. Fiile ebilmek, abilmek. Bakın ebilmek, abilmek arkadaşlar. Ya ebilmek olur ya abilmek olur. Getirilerek yapılır. Yeterlik fiilinde bilmek eylemi gerçek anlamından tümüyle uzaklaşıp cümleye gücü yetme, başarma, yeterlilik, olasılık, rica anlamları katar. Sevgili öğrenciler, yeterlik fiili cümleye başarma, yeterlilik, olasılık, rica anlamları katar. Adı üzerinde yeterlik fiili, yeterli olma anlamı katıyormuş cümleye. Fiil artı ebilmek. Yani fiilden sonra
ebilmek, abilmek ifadesi olacak. Şurada örnek cümleler var. Bu soruyu çözebilirsin. Bakın çözebilirsin derken aslında çözmeye gücün yeter demek istiyor sevgili öğrenciler. Yani sen bu soruyu çözebilirsin. Çözmeye gücün yeter. Peki becerebilirsin demek istiyor. Başarabilirsin demek istiyor. Ve birleşik yazılmış arkadaşlar. Devam edelim. Durmadan 2 saat koşabilirsin. Yani gücün yeter. Gücü yetme anlamı katmış arkadaşlar. Yeterlisin sen koşmaya. Başarabilirsin anlamı katmış ve birleşik yazılmış. Bunlar basittir arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Akşama doğru kar yağabilir. Bakın yine yağmak fiil, ebilmek gelmiş. Olasılık anlamı katmış cümleye. Karın yağması olası diyor. Eskisi gibi günde 500 soru çözebiliyorsun. Yani gücün yetiyor. 500 soru çözmeye yeterlisin diyor. Başarabilirsin diyor. Başarma anlamı katmış. Bakın çözmek fiil, ebilmek, yeterlik fiili. Kitaplarım burada kalabilir mi? Bakın kalmak fiil, abilmek, yeterlik fiili. Rica anlamı katmış cümleye. Peki. Şimdi güzel insanlar yeterlik fiilinin olumsuzu 3 şekilde yapılır. Arkadaşlar bakın olumsuzunu karıştırıyorsanız bir yol var, bir yöntem var. Hemen onu size anlatayım. Şimdi olumlusu nedir? Alabilirim. Yani almaya gücüm yeter demek istiyor. Yazabilirim. Yazmaya gücüm yeter demek istiyor. Peki. Bakın alamam. Şu A olması gerekiyor sürekli ortada. Alamam, alabilirim, yazabilirim, yazamam. Bakın şu A'nın mutlaka olması gerekir arkadaşlar. Yine başka nasıl yapılıyor olumsuzu? Almayabilirim bakın. Ebilmek bakın burada görüyor musunuz? Yazmayabilirim. Bu biraz daha kolay oluyor arkadaşlar. Peki yine değişik bir olumsuz şekli daha var. Alamayabilirim bakın. Bu sefer ebilmekten önce getirdim ma olumsuzluk ekini. Ebilmek burada. Yine ma olumsuzluk eki var bakın burada. Yazamayabilirim. Bu şekilde de yeterlik fiilinin olumsuzu yapılıyor. Sınavlarda size yeterlik fiilinin olumsuzunu sormazlar. Yeterlik fiilinin olumsuzunu ancak arkadaşlar bilgi yarışmalarında sorarlar. Şimdi arkadaşlar yeterlik fiili ile geniş zaman karıştırılabiliyor. Dikkat edelim. Şimdi gelebilirim yeterlik fiilinin olumlusu. Bakın zaten ebilmek var. Gelemem olumsuzu. Bakın şu e'yi unutmayın arkadaşlar. Peki. Şimdi gelirim geniş zamanın olumlusu. Bakın ir geniş zaman eki. Gelmem. Bakın. Geniş zamanın olumsuzu. Geniş zamanın olumsuzu çekimlenirken ir, ar, ır, ur, ür geniş zaman eki kullanılmaz. Onun yerine sadece mma olumsuzluk eki kullanılır. Şimdi arkadaşlar gelmem niye yeterli fiilin olumsuzu değil aynı zamanda? Bakın arada bir e olacaktı. İşte o e yok. Gelemem dese yeterlik fiilinin olumsuzu olacak. O da zaten şurada yazıyor arkadaşlar. Ve tezlik fiili adı üzerinde arkadaşlar cümleye tez anlamı katıyor. Fiile i vermek getirilerek yapılır. Bakın i vermek geliyormuş fiilden sonra. Tezlik fiilinde vermek fiili gerçek anlamından uzaklaşıp cümleye tezlik, çabukluk, acelecilik, beklenmezlik, önemsemeyiş anlamları katıyormuş. Fiil artı i vermek şeklinde yazılıyor ve birleşik yazılıyor. Örneklerimize bakalım. Tahtayı siliverin. Arkadaşlar siliverin ifadesi daha doğrusu tezlik fiili cümleye çabukluk anlamı katmış. Çabucak silin demek istiyor tahtayı. Bakın i vermek ne oluyor? Tezlik fiili oluyor. Fiil de silmek. Tahtadakileri yazı verin. Çabuk yazın demek istiyor arkadaşlar. Yazı verin. Tezlik fiili ile bakın i vermek var burada. Yazmakta fiili. Konuyu özetleyiverdi. Burada beklemiyormuş konuyu özetlediğin arkadaşlar. Birden ne yapmış? Konuyu özetleyivermiş. Çabukluk anlamı da olabilir sevgili öğrenciler. Beklenilmeyen bir durumda olabilir. Bakın i vermek var burada yine. Giysilerini yere atıvermiş, önemsememiş giysilerini yere atıvermiş. Bakın çabukluk anlamı da var tabii ki. I vermek bakın tezlik fiili atmak da fiil oluyor arkadaşlar. Canlı derse kimin katılmadığını söyleyiverdi. Çabucak söyleyiverdi demek istiyor. I vermek tezlik fiili. Notumuzu okuyalım. Tezlik fiilinin olumsuzu pek kullanılmaz. Arkadaşlar bu fiillerin olumsuzu pek kullanılmaz. Sınavlarda da çıkmaz. Sorulursa zaten lise konusudur bunlar aynı zamanda. Lisede çıkar. İstenirse birinci ya da ikinci fiili olumsuzluk eki mma getirilerek yapılırmış. Hemen örneklerle konuyu pekiştirelim. Bakın geliverdi. İvermek tezlik fiili. Hemen olumsuz yapalım. Gelmeyi verdi bakın. İverdi mutlaka oluyor arkadaşlar. Bu şekilde aklınızda kalabilir. M olumsuzluk eki. Siliver bakın. Silmeyi ver. Bakın yine ivermek var arkadaşlar olumsuzu. Tahtayı siliver. Tahtayı silmeyi ver. Şimdi yazı versin. Bakın ivermek yine var olumlusu. Olumsuz yapalım. Yazmayı ver. İvermek her durumda oluyor arkadaşlar fiilde. Geri vermedi bakın. İki türlü oluyormuş. Geri vermedi. Siliverme. Yazı verme. Bunlar arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu sınavlarda çıkmaz. Ama lise sınavlarında çıkar. Bu bilgileri şimdiden öğrenmeniz sizin için çok faydalı olacaktır.
Şimdi de yaklaşma fiiline geldik arkadaşlar. Fiil artı e yazmak. Zaten şurada yazıyor sevgili öğrenciler. Fiil artı e yazmak şeklindeymiş. Peki cümleye ne anlam katıyormuş? Yaklaşma fiili cümleye neredeyse az kalsın az daha hemen hemen anlamları katıyormuş. Hemen örneklerimize bakalım. Buza basınca düşe yazdı. Neredeyse düşecekmiş arkadaşlar. Bakın e yazmak, yaklaşmak fiili. Fıkrayı duyunca güle yazdı. Bakın neredeyse gülecekmiş. Güle yazdı derken gülmeye yaklaşmış. Korkudan öle yazdı. Ölmemiş ama arkadaşlar ölmeye yaklaşmış. Soğuktan dona yazdı. Donmamış ama arkadaşlar neredeyse donacakmış. Denizde boğula yazdı. Boğulmamış ama neredeyse boğulacakmış. Az kalmış boğulmasına. Sevgili öğrenciler, bu fiiller Türkçemizin güzelliğidir. Pek kullanmıyoruz, biz kullanmıyoruz diye bunlar arkadaşlar kötü anlamına gelmiyor. Benim size önerim bu ifadeleri, bu fiilleri mutlaka cümlelerinizde kullanınız. Geldik arkadaşlar sonuncu kurallı bileşik fiile, süreklilik fiiline. Fiile e kalmak, e durmak, e gelmek getirilerek yapılır. Cümleye eylemin devam ettiği, sürmesi, süreklilik anlamları katar. İsmi de zaten oradan geliyor arkadaşlar. Bakın 3 tane süreklilik fiili. Fiil, 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 e kalmak, e durmak, e gelmek. Hemen bunlara örnek verelim. Uzay gemisinin ardından baka kaldı. Baka kaldı süreklilik fiili. E kalmak burada bakın. Bakmaya devam etti anlamı var. Yani uzay gemisinin ardından bakmaya devam etmiş. Sürekli bakıyormuş. Siz yaza durun diyor bakın. Ben geliyorum. E durmak burada. Yani siz yazmaya devam edin diyor arkadaşlar. Siz yazmaya devam edin anlamı var. Bu hikaye hep böyle anlatıla gelmiş. Yani bu şekilde sürekli anlatılmış arkadaşlar. A gelmek süreklilik fiili burada bakın. Anlatılmaya devam etmiş anlamı katmış cümleye. Arkadaşlar üçüncü fiilimize geldik. Üçüncü bileşik fiilimize geldik. Arkadaşlar üçüncü bileşik fiilimiz anlamca kaynaşmış bileşik fiiller. Yani deyimler. Deyimler deyince aklınıza anlamca kaynaşmış bileşik fiiller gelecek. En az iki sözcüğün genellikle gerçek anlamlarını yitirip anlamca kaynaşması sonucu oluşan bileşik fiillerdir. Deyimler anlamca kaynaşmış bileşik fiillerdir sevgili öğrenciler. Şimdi bütün deyimlere burada örnek veremem. Başvurmak bakın. Bu başvurmak kelimesi birleşik yazılır. Hiç unutmayın. Küplere binmek bakın, sinirlenmek. Başvurmak derken bir yere müracaat etmek arkadaşlar. Belediyeye başvurduk diyebilirsin. Küplere binmek deyimin anlamı nedir? Sinirlenmek. Bir de deyimlerin sonu bakın hep neyle bitiyor? Mekmak, mastar eki ile bitiyor. Vazgeçmek bakın birleşik yazılıyor. Göz boyamak, kandırmak arkadaşlar bakın. Hep sonu neyle bitmiş deyimlerin? Mekmak, mastar eki ile bitmiş. Varsaymak bakın varsaymakla bileşik yazıyor sevgili öğrenciler. Yani arkadaşlar aklınıza gelen bütün deyimler anlamca kaynaşmış bileşik fiiller oluyor. Arkadaşlar anlamca kaynaşmış bileşik fiiller sınavlarda çok çıkmaz. Daha doğrusu hiç çıkmaz. Bazen sınavlarda seçeneklere serpiştiriyorlar. Soru çözerek konumuzu pekiştirelim. Aşağıdakilerin hangisinde bileşik fiillerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Sevgili öğrenciler bileşik fiillerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyorsa size yardımcı fiili soruyor. Yardımcı fiillerle kurulan bileşik fiilleri soruyor. Benim aklıma yardımcı fiil deyince etmek ve olmak geliyor. Bunu zaten size açıklamıştım ben. Sınavlarda en çok etmek ve olmak yardımcı fiili sorulur. Şimdi etmek ve olmak yardımcı fiilinde ses düşmesi ve türemesi olunca arkadaşlar birleşik yazılıyor. Bunun dışında ayrı yazılıyor. Hemen A'dan başlayalım. Geçmişte yaşadığı kötü olayları unutacak ve onu affedecek. Yardımcı fiilimiz affedecek arkadaşlar. Bakın etmek yardımcı fiili burada. E harfini yukarı almış arkadaşlar. T harfini aşağıya almış. Şurada da T ne olmuş? Yumuşamış. Ünsüz yumuşaması var. T, D'ye dönüşmüş. Bakın bunun aslı affetmektir arkadaşlar. Bu yardımcı fiilimizin aslı affetmektir. Bu şekilde ayrı yazılır. Fakat ses türemesi olduğu için F sessizi türemiş, birleşik yazılmış. Doğrudur arkadaşlar. B. Soğuk ve yağışlı hava bu hafta sonu yurdu terk ediyor. Terk etmek yardımcı fiille kurulan bileşik fiil. Ama ne ses türemesi var ne ses düşmesi var. Ayrı yazılması lazım. Burada birleşik yazılmış. Bir yazım yanlışı var arkadaşlar burada. Cevap Bursa. C. Ciddi bir sorun yaşayacağımızı ilk dakikada hissetmiş. Şimdi bu fiilin aslı arkadaşlar. Daha doğrusu bu yardımcı fiilimizin aslı hissetmektir arkadaşlar. Bakın ayrı yazılıyor ama ses türemesi olduğu için S ünsüzü türemiş ve birleşik yazılmış. Doğru. Hemen D'ye bakalım. Yemek bir saat içinde hazır olur. Azıcık sabretmelisin. Bakın birleşik yazılmış. Yardımcı fiille kurulan bileşik fiilimiz. Sabırdır o kelimenin aslı arkadaşlar. Sabır. Bakın. Sabır etmektir. Ama Türkçe iki heceli bazı kelimelere ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Ve ne olur arkadaşlar?
ünlü düşmesi olur. Yardımcı fiil de sabır kelimesine birleşik yazılır. Birleşik yazılmış doğru. Yanlışlık terk ediyor ifadesine var. Terk ediyor ifadesi ayrı yazılır. Daha doğrusu terk ediyor yardımcı fiili ayrı yazılır. Bakın arkadaşlar yine yardımcı fiillerin yazımı ile ilgili hazırlanmış bir soru var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Bakalım ben bu ağacın meyvelerinin tek başıma toplayabilirim. Bilmek var arkadaşlar burada. Yeterlik fiili kurallı birleşik fiillere giriyor. Kurallı birleşik fiiller her zaman birleşik yazılırdı. Doğru. B. Otobüse binip giden arkadaşların arkasından baka kaldı. Fiilimiz baka kaldı arkadaşlar. Süreklilik fiili, sürekli fiili kurallı birleşik fiiller grubuna giriyor. Ve kurallı birleşik fiiller her zaman nasıl yazılırdı? Birleşik yazılırdı. B de doğru. C. Tamir işleri yüzünden bir haftadır eve hapsolduk. Bakın burada yardımcı fiille kurulan birleşik fiil var. Hapistir o kelimenin aslı. Bakın hapistir. Evet hapis oldudur. Daha doğrusu hapis olmaktır. Bakın ikinci hecedeki ne olacak? Dar ünlü düşecek ünlüyle başlayan bir ek aldığı için yardımcı fiil ise hapis ismine nasıl yazılacak? Bileşik yazılacak. Bakın iyi düşmüş ve bileşik yazılmış. C de doğru. D. Hazırladığımız dosyaları ilgili makamlara arz ettik. Arkadaşlar arz ettik ifadesi ayrı yazılması gerekir. Peki ne ses düşmesi var ne de ses türemesi var. Dolayısıyla yardımcı fiil ayrı yazılacak. D'de bir yazım yanlışı yapılmış. Sevgili öğrenciler fiilde eylemde yapık konulu videomun sonuna geldim. Konu anlatım videosunun sonuna geldim. Fiilleri yapısı bakımından 3'e ayırdık. Basit fiil, türemiş fiil, bileşik fiil. Yine bileşik fiili kendi arasında 3'e ayırdık. Yardımcı fiille kurulan bileşik fiil, kurallı bileşik fiil ve anlamca kaynaşmış bileşik fiiller yani deyimler. Kurallı bileşik fiiller de kendi arasında 4'e ayrılıyordu. Yeterlik fiili, tezlik fiili, yaklaşma fiili ve süreklilik fiili. Sevgili öğrenciler fiilde yapı konu anlatım videosunun sonuna geldim. Bakınız videoyu izleyerek, bir kez izleyerek, dinleyerek fiilde yapıyı öğrenmeniz çok zordur. Mutlaka bu konuyla ilgili, fiilde yapı konusuyla ilgili nereden baksanız 250-300 soru çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Soruyu çözdükten sonra sen bana dön ki hocam ben anlamadım de. O zaman ben kendimi sorgularım. Ama sen bir soruyu çöz bakalım. Bir 300 soru çöz. Ondan sonra ben anlamadım diye bana. Zaten 300 soru çözen bir öğrenci fiilde yapı konusuyla ilgili bu konuyu rahatlıkla ne yapmış olur? Öğrenmiş olur. Hepinize sağlıklı günler dilerim.